Bu kafirun suresi birkaç Kureyşli, Mekkeli kafirler hakkında inmiştir. Ama tabii şu anda bütün kafirleri de kapsar ve nice o zamandaki kafirleri de kapsıyor. Ama neden indi? Olay neydi de bu sure indi? Mesele şu. Kimin hakkındaymış? El-Haris İbni Kays Es-Sehemi, As Bin Vail, Velid Bin Mughire, Esvet Bin Abdiyavuz, Esvet Bin Abdilmuttalib ve Ümeyye Bin Halef ve Ebu Cehil ve bunun gibi gavurlar hakkında indi bu sureyi celile. Hicretten önce Mekke döneminde inmiştir bu sureyi celile. Niye indi? Bu adamlar Efem sallallahu e aleyhi dediler ki ya Muhammed helumme a dinena ve a Hadi Muhammed gel sen bizim dinimize tabi ol. Biz de senin dinine tabi olalım dediler. Ve nüşrikuke fi emrina kulli ve seni bütün işlerimizde ortak edelim dediler kafirler. Ve ta'budu alihetina seneten ve na'budu ilaheke seneten. Bir sene sen bizim ilahımıza secde et, ibadet et. Bir sene de biz senin ilahına secde edelim, ibadet edelim dediler. Fe in kana allazi eğer bize bir hayır dokunursa künne kat nakefi yani parasal manada, maddi manada, manevi manada bize bir güzellik olursa seni o güzelliğe ortak edelim. Ve kadna hazzana minhu ve sen de efendim bizim Payımızdan pay alırsın. Aynı şekilde senin başına bir güzellik geldiğinde de biz payımızı alırız, sana ortak oluruz dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün gençlerin şu anda vermi, vermesi gerektiği gibi kendisine yakışır bir manada şu cevabı verdi. Feqala ma'adallahu en ushrike bihi gayrahu. Allah beni korusun ki o Allah'a birini ortak koşmaktan. Kesinlikle böyle bir şey yapmam dedi. Bu sefer tabi kafir durmuyor. Yani şeytan durmaz. Şeytan baktı soldan yaklaşıyor. Yemiyorsun. Sağdan gelir der ki sünneti kılma o zaman der. Başka bir şekilde yaklaşır. Evlen ama mehrini verme der. Yani hep soldan yaklaşmaz. Bazen doğru yolda gibi görüyorsun halbuki şeytanın yolunda gidiyorsun. Allah cümlemizi muhafaza eylesin inşallah.